Ne diyorsunuz? IŞİD'in kullandığı silahların büyük bir kısmı Türkiye'den giden silahlar maalesef. Üzülerek söylüyorum ama böyle. Tırlarla siz bir ülke olarak, saygın bir ülke olarak tırlarla siz nasıl Suriye'de terör örgütlerinin eline silah verirsiniz? Komşuda yangın var, yangını söndüreceğiniz yerde benzin bidonlarıyla oraya gidiyorsunuz ve o size sıçrıyor. Bakın Cilve Gözü'ndeki patlama, Reyhanlı'daki patlama, sonunda bizim insanlarımız hayatlarını kaybettiler ve faturayı biz ödedik. Bugün Batı basını da, Batı'da pek çok çevrede, olayları yakından izleyen çevrede, Türkiye'nin izlediği politikanın, Türkiye'nin Orta Doğu politikasını iflasa sürüklediğini gösteriyor. Ve bunu söylüyorlar. Dışişleri Bakanı'nın zaten itibarı kalmadı bölgede. Bakın, Orta Doğu'nun 3 büyük başkentinde bizim büyükelçimiz yok. Mısır'da yok, İsrail'de yok, Suriye'de yok. Siz Orta Doğu'da nasıl ciddi bir devlet olarak ortaya çıkacaksınız ve sizin sözünüz nasıl dinlenecek? Orta Doğu'da şimdi Türkiye güç kaybetti, başka bir ülke Orta Doğu'da öne çıkmaya başladı. Bu bizi rahatsız ediyor. İran bizi rahatsız ediyor. Türkiye'nin birikimleri dikkate alındığında biz Orta Doğu'daki sorunların çözümünde anahtar rol oynayabilirdik. Ama bugün oradan çok uzaktayız. Düşünün, Musul'da yüze yakın vatandaşımız rehin alınıyor. Bu konu Türkiye'de konuşulmuyor. Mahkeme kararıyla yasak getiriliyor. Bütün dünya konuşuyor ama bizim halkımız bilmiyor. Ve biz buna demokrasi diyoruz. Üstelik bu demokrasiye ileri demokrasi diyoruz. Neresi ileriyse. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun arkadaşlar.